Çok büyük bir evin var. İçinde bir sürü güzel eşya var. Çocuklar hayran kaldı. Eminim okçulukla ilgili de bir sürü güzel eşyan vardır. Ne sandın? Senin odandaki gibi iki tane uyduruk yayla mı duracaktım? Yay çekmek için özel alındım. Hatta tarihi eşyalarımız bile var. Gerçekten mi? Gösterir misin? Ancak görebilirsiniz zaten. Şirinlerini topla. Size gerçek bir atış alanı nasıl olur göstereyim. Onu nasıl ikna ettin? Cidden, nasıl başardın? Zaafını kullandım. Bizi hava atmak istiyordu. Hava atmasına izin verdim. Bu niye hala burada? Bunu görmenize gerek yok. Size söylemiştim, taş burada. Ne taşı? Metelerin bahçesinden çalınan taş. Ağzını topla. Yalan mı? Daha birkaç gün önce bahçedeydi. Şimdi burada. Kendi kendine gelmiş olamaz ya. Çalmışsınız işte. Nereden biliyorsun? Belki benziyor. Tamam, kötüsün ama bu kadar da kötü yalan söylenmez ki. Sen bana yalancı mı dedin? Durun, saçmalamayın. Doğum günde kavga etmeyin. O başlattı. Hayır o. Sinan benzer bir taş diyorsa benzeridir. Ona inanıyorum. İnanıyor musun? O bile kendine inanmıyor. İnanıyor mu? Kankam benim be. Şaka yaptık. Hemen kırılma. Aramızdaki bir taşın lafı mı oldu? Hem taş yerinde sağlamdır. Bırak beni! Neye bakıyorsunuz siz? Hiç. Böyle çok güzel eşyalar vardı da onu gösteriyordum ben. Var. Ama sizi ilgilendirmez. Çıkın dışarı. Gezi bitti. Tamam, sakin olun. Bir yanlış anlaşılma geceyimi affetmesin. Ama etti. Eşyalarından uzak durun. Kendine çok güveniyorsun değil mi? Tabii ki. Yay çekmede bayağı iyisin. Seni defalarca kez yendim. Hatırlamıyor musun? Peki şu küçük okbaşı için yay çekmeye ne dersin? Burak, ne yapıyorsun? Karışmayın. Seninle mi? Beğenemedin mi? Burak. Beğenmediğim kesin. Sen kazanırsan bu küçük o gücünü alacaksın. Ben kazanırsam ne alacağım? Neden yarışıyoruz ki? Yarışmalara katılmayacağım. Bir daha asla Karayel'e karşı yay çekmeyeceğim. Tamam, anlaştık. Burak, ne yaptın? Yok, Burak. Hadi o zaman.